Herkese merhabalar arkadaşlar. Yüzde kar zarar, faiz ve karışım problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yüzde problemleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle hangi problemleri gördük? Bir, sayı problemlerini gördük. İki, kesir problemlerini gördük. Üç, yaş gördük. Bu arada bunları görürken sayı problemleri görünce... Aslında kesir çok da böyle muhabbeti olan bir şey değilmiş. Ne olmuş peki? Kesirde sadece bir olay vardı. Neydi? Bölünme olayı vardı. Mesela 5'e bölünüyorsa bir tanesi 1 bölü 5 diyorsa ben onu 5x diyordum. Bu gibi olaylar vardı. Yaş problemleri de keza sayı problemlerine çok benziyordu. Birkaç tane ufak tefek yaşla ilgili muhabbet vardı. Peki şimdi bunlarda ne var arkadaşlar? Bunlar dediğimiz neler? Yüzde, kar zarar. Bunların da hepsini niye buraya koyduk? Bunların hepsi birbiriyle alakalı. Öncelikle yüzde problemlerini anlarsak diğerlerine geçeriz bugün sizi çok sıkmadan yine biraz uzun sürecek ama güzel sorularla, pratik sorularla ve neyi nasıl yapacağımız sorularıyla karşınızdayız. Diyelim başlayalım. İlk önce yüzde problemleri ısınmadayız. Şimdi yüzde problemleri ilk önce sen şunu bilmelisin arkadaşım. X sayısının yüzde A'sı. Bak X sayısı çarpı A bölü 100. Yüzde ne demek biliyor musun? Yüzde. Yüzde demek bölü 100 demek. Başka bir şey de yok. Sonrasında X sayısının yüzde A fazlası derse bak fazlası. O zaman ne diyorsun? X çarpı 100 artı a bölü 100 diyorsun. Neden? Bir kendisi var 100 bölü 100 diye. Bir de a bölü 100 gelirse fazlası ne olur? 100 artı a bölü 100 olur. Peki eksiği derse ne yapacaksın? Tabii ki de sen cin gibisin anladım bile. 100 eksi a bölü 100 diyeceksin. Bu kadar. Bak şimdi olayı. Hocam bunlar nasıl? Burada işte anlayacaksın. Ama sana bir şey söyleyeyim arkadaşım. Bunu da sakın unutma. Bak şimdi. Mesela %30 dediğimiz şey ne? Aslında 30 bölü 100 mü? O zaman sen buna 3 bölü 10 diyebilir misin? Dersin. %20 dediğin şey 20 bölü 100 mü? Yeri gelir buna sen ne dersin biliyor musun? 1 bölü 5 dersin. 1 bölü 5 dersen ne olur? Kesir problemlerinin aynısı olur arkadaşım. O yüzden dert etme sıkıntı etme hepsi çok kolay hepsi süper olacak. Peki %40 eksiği nedir diyor? %40 muhabbetine mesela bakalım. Birazdan anlatacağım zaten. %40 dediğinde 40 bölü 100 değil mi? E burada da bak bunları sadeleştir. 10'a böl 4 ile mi çarp aslında? Evet bunları zaten ben kesirde de anlatmıştım. Şimdi de süper anlatacağım merak etme. 40 sayısının %30 nedir? Bak %30. 30 bölü 100. Gitti sıfırlar. 10'a böl 3 ile çarp mı? Aynen öyle. O zaman 40 çarpı 100 bölü 30 da yapabilirsin. Ama ben sana pratikten ne diyorum? %30. 3 bölü 10'dur. 10'a böl 3 ile çarp. Ne oldu burası? 12 oldu. Zaten bu sıfırla bu sıfır gidiyor gerekirse yine yaparsın. Ama 10'a 10 ona böl 3 çarp iş görür. Bak %20 fazlası. Bak şimdi arkadaşım %20 fazlası. Fazlası deyince ne yapıyordun? 100 artı oy verdiğini yapıyordun. O zaman 60 çarpı 100 bölü %20 fazlası nedir? 120'ye eşittir. İşte bunlar buradan kaç sonuç çıkarsa sorun değil. Burada biz işi öğrenelim. Peki %40 eksiği o zaman bu nedir? 80 çarpı %40 eksiği nedir? 60'tır. 60 bölü 100'ü çarparsın sonucunu bulursun. Hiçbir sıkıntı yok. Peki diyor ki hangi sayının %25'i 32'dir? Bunu çözmeyeceğiz sadece görsel olarak gösterim. Tabii ki de biz burada ne diyeceğiz biliyor musun? Genellikle burada 100x diyeceğiz. 100x çarpı 100 bölü 25 diyeceğiz. O da kaçmış? 32'ymiş dediğinde. Zaten bunlar birbirini götürüyor falan filan oluyor. Bazen de bak arkadaşım mesela burada 25 bölü 100 çok kötü gözüktü. 100 bölü 25 ne demek? 25 bölü 100 yüzde 25. 1 bölü 4 demek. O zaman şöyle diyebilir miyim? 1 bölü 4 olunca ne diyorduk biz? Sayıya 4x diyorduk. O zaman 4x çarpı 1 bölü 4 32'ymiş. Mesela bak bu daha kolay görüyor musun? %25 derse arada sırada da ne yapacağız? 1 bölü 4 kullanacağız. Hocam hangisini kullanacağız? Onu mu bunu mu? Göreceksin şimdi sorularda. Bak ne diyor? Bir okulun yüzde %60'ı erkektir. Bak yüzde sorularında genellikle ne yapacağım ben? Okulun tamamına 100x diyeceğim. Bu okuldaki kızların yüzde %60'ı demek ki bu okulda kızlar var, bir de erkekler var. Hemen yapalım o zaman. Kızlar yapalım şuraya. Şuraya da hemen ne diyelim? Erkekler diyelim. Erkekleri er desek yeter. Sonrasında da bu okuldaki kızların yüzde %60'ı kızlar %60'ıymış. 100x'in bak 100x'i bilerek dedim ama bir kerelik göstereyim. %60'ı ne demek? 100'e böl zaten gider. 60x olur. Peki ee, bu arada pardon özür dilerim. Erkekler %60'ı kadarmış. O zaman 60x erkekler. Şurayı bir ufak sileyim. Hemen buraya ne yazayım? 60x bunlarsa 40x de bu tabii ki de erkek kız cinsiyeti var. Başka da cinsiyetimiz yok diyelim. Bu işlere fazla girmeyelim geçelim. Bu okuldaki kızların %60'ı kızların %60'ı ne demek? Bak biraz önce sana söyledim. Yüzde 60 ne demek? 60 bölü 100 demek. Yani 10'a bölü 6 ile çarp. Bak hemen pat diye. 10'a böl 6 ile çarp. Böl 10'a. 40'ı 10'a bölersen 4. 6 ile çarp. Al sana 24x. 10'a böl 6 ile çarp. Ama istersen uzun uzun 40 çarpı 100 bölü 60 yapabilirsin. Bunlar gider bunlar gider. Buradan da 24x gelir. Hiç sıkıntı yok. Ama bir de ne diyor bana? Bunlardan tabii ki de 40 x'i başarılıysa bir de burada başarısız olanlar var. Devam edelim. Erkeklerin %80'i başarılıymış. O zaman erkeklerin %80'i 10'a böl 8 de mi çarp? Aynen %80 ne demek? %80 hemen 10'a böl 8 de çarp. 10'a böldün 6. 8 de çarptın 48 x demek. Bir de burada ne var arkadaşım? Bir de burada başarısız olanlar var. Bu adamlar nedir? Başarılılar. Artılar almışlar. Bana diyor ki bu okulun yüzde kaçı matematikte başarılıdır diyor. Zaten okulumuz 100x'ti. Başarılı olan tayfana kadarmış. 24 artı 48 artı 24'ten ne olacak burası? 72x olacak. O zaman okulumuzun yüzde kaçı başarılıdır? Yüzde 72'si başarılı. Çünkü 100x'te 72x'e yüzde 72 başarılı dedik. Bakıyorsun soruya her şey tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Burayı da hallettikten sonra... Geçelim yeni sorumuza. Antrenman. bir öğrenci elindeki soruların %40'ını yaptıktan sonra yüzde %70'ini daha yapıyor. Şimdi bu arkadaşımızın elinde ne olsun arkadaşım? Her zamanki gibi tabii ki de kırmızıyı alayım. Ne yapacak bu adam? Elinde 100x sorusu olsun. 100x ile başladım. 100x sorusunun %40'ını yaptıktan sonra yüzde %40'ını yapması ne demek? 100x'in %40'ı zaten pratik bir şekilde ben bunu söyledim. %40'ı 40x'ini yapması demek. Peki geriye ne kadar kalır? 60x. Bak 100x'im vardı 60x'im var. Gidenleri buraya yazıyorum. Kalanları buraya yazıyorum. Çok kafam karışmadan hemen süper bir şekilde yapıyorum. Sonra kalanın %70'i. Bak kalanın %70'i. %70 ne demek? 100 bölü 70 bölü 100 demek. Gitti. 10'a böl 7 ile mi çarp? Evet. 60'ı 10'a böl. 6. 7 ile çarp. 42. O zaman bu 42x çözdü mü? Çözdü. Çünkü kalanın %70'i diyor. Yaptı. Peki 60, 42 birbirinden çıkarlarsa 18x kalır mı? Kalır. İşte süpersin. Geriye de kaç soru kalmış zaten? Kaç soru kalmış? 36 soru kalmış. O zaman 18x 36 ise her tarafı 18'e gömçürttüm. Ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. x kaç çıktı? x 2 çıktı. Bak şimdi bak bak bak. Ben geçen canlı yayında burayı ne yapmışız? 200 yapmışım. Demişim ki adamın 200 sorusu vardır demişim. Arkadaş da demiş ki hocam soruyu yanlış çözünüz. Oğlum niye yanlış çözelim? Bak çözülenleri de yazdım ya altı. Bak ne var burada? X2. Öğrenci kaç soru yapmıştır? 40 tane soru yapmıştı. 40x buradan 80. E buradan da 42x yapmıştı. Buradan da 84. O zaman buradan ne dedi? 164 soru çözmüştür, yapmıştır dedik. Böyle buluruk. Bunu da bulduk. Demişiz ki 200 sorusu var demişiz. 164 dememişiz. Yanlış diye hemen Hemen yorumları yazıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen böyle şeyler yapmayalım. Güzel güzel yorumlarımızı yapalım. Biraz da böyle şey oldu. Reklam gibi. Bir kitapçı kitaplarının önce %10'unu. ilk gün %10'unu. Bak 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 bak. Tam bizlik soru işte bak. Her zaman ne diyorsun hemen? Kitapçıya 100x diyorsun. O zaman ne yapacak bu adam? 100x kitabı var. İlk gün %10'unu. Hemen %10'unu satsın. Bak %10'unu sattı. 10x oldu mu? Geriye kaç kaldı? 9x kaldı. Bu birinci gün. Devam. İkinci gün kalanın %10, %20'sini. %20 ne demek? 2 bak %20. Ben yazmaktan sıkılmayacağım. Ha, olsun sen de öğren burada. 10'a böl 2 ile çarp. Peki 90'ı 10'a böldün 9. 2 ile çarptın 18x etti. O zaman 90'dan 18 çıkarsa 72x kalır. Basit bir işlem olduğu için ben senin için yaptım. Peki üçüncü gün kalanın %25'ini. Bak %25 diyor. Sen burada gidip de 100'e bölüp 25 ile çarpma arkadaşım. Ne yap biliyor musun? Bu 1 bölü 4 demek. Direkt 4'e böl. 4'e bölersen kaç eder? Yine 18 eder. Gördün mü? 72 bölü 18. Niye? Kalanın, kalan bu artık. Kalanın %25'i. Hallettim. Dördüncü günde kalanın yarısını satıyor. Peki dördüncü günde kalanın yarısını satarsa bu adam 30, 72 kalmıştı. E pardon 18'i gitti. Onu niye yazmadık biz? 72'den 18 çıkarsa burası ne olur arkadaşım? 54x olur. Çünkü bunlar birbirini götürecek. Sonrasında bir de adam ne yapıyor? Kalanında yarısını satıyor. 27'sini satarsa 27'si kalır. Geriye 108 kitabı kaldı. Ya o kadar güzel, o kadar tatlış yaptık ki tane 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 yaptık. İnşallah şu pratikleri sen de anlamışındır diye söylemiyorum. Çünkü canlı yayınlardan biliyorum ki muhteşem bir tayfa bizi takip ediyor. Süper. O yüzden bir sıkıntı yok. Hemen buradan baktım ne dedim? X eşittir 4'tür dedim. Bana diyor ki üçüncü gün kaç kitap satmıştır? Bir, iki, üç. Üçüncü gün kaç kitap satmıştır? 18 çarpı 3'ten 54 oldu. Hadi bakalım koy ver bunu da geriye bakalım ne geldi bu sırada. Hemen güzel bir soru geldi. Ne dedik ne dedik ne dedik. Bu arada bir daha bakalım. Şurada yanlış bir şey yapmayalım. Burayı bak bak hemen yanlış yapmışız. Yine az kalsın rinci yiyecektik. Burada x'i 4 bulduk. Burası da 18 kere 4. Hatta şurayı sileyim içime sinmedi. 18 çarpı 4 ne etti? 72 etti. Zaten 72'yi 4'e bölüp 18 bulmuştum. Şimdi 18'e 4 çarpıp 72 buldum. Bu soruyu da yanlışsız çözdük inşallah. Model soru, müthiş soru, güzel soru, canım soru. Neden? Bak çok test kitaplarında da çıkıyor. Kafa karışıklığı. Şimdi diyor ki enini %30 arttır. Boyunu %30 azalt. Değişim nasıl olur? Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam bir tarafı yüzde arttırıyorsun bir tarafı yüzde otuz azaltıyorsun. O zaman ne olur? Değişim olmaz. Aferin o zaman soruyu geçsen demeyeceğiz tabii ki de. Bak ne yapacaksın arkadaşım? Bir dikdörtgen çizdin düşün. Bir dikdörtgenin var. Burası en, boyu burası eni olsun. Burada ne dedim ben sana biraz önce? Dedim ki ona böl üçle çarp. Burada da ona böl üçle çarp dedim değil mi? Doğru. O zaman bak ben bu sefer kenarlara on on dersem. Alandaki değişimi soruyor. 100-100 dersen buna Bak 100 kere 100 ne eder? 10.000 eder. Ben bu kadar sayıyla uğraşmayayım. O zaman ben buraya 10'a bölünüyorsa bu 10x diyeyim. Buraya da 10y diyeyim. Bak eni 10x. Şimdi bu adam şu anki alan kaç? Alanım normalde benim 10x çarpı 10y'dir. Yani alan nedir? 100xy'dir. Tamam süper bir sıkıntı yok. Şimdi Peki 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 peki. Ben bunu %30 arttırırsam. %30 arttırmak neydi? 10'a böl 3 ile çarp. Yani 10x'i 10'a böldün 1. 3 ile çarptın 3x. O zaman ne olacak burası? Arttırırsan 13x olacak. Peki benim boyumdaki değişiklik ne olacak? Boyumu da %30 azaltıyorum. %30 azaltırsan 10'a böl 3 ile çarp 3. Azaltmak ne demek? Çıkarmak demek. Hallettim. Peki benim yeni alanım nedir? Yeni alan, alan yeni. Bak Y dedim alan yeni. O da nedir? 13x çarpı 7x, pardon 7y eşittir ne oldu? 91xy oldu. Bakın biraz önce neden 10'a 10 dediğimi anladın mı? Niye 100'e 100 demedim? Çünkü zaten burası 100. Burada ne olmuş arkadaşım? 100 100x'te, 100xy'de ne olmuş? 91xy azalmış. E tabii ki de yüzde kaç azalır? Yüzde 9 azalır. Değişim nasıl olur? Değişim yüzde 9 alanda bir azalma olur. Test kitaplarında sana böyle soracaklar. Sen de güzel gene işaretleyeceksin dedim. Geçtim. Şimdi müthiş bir soruyla karşınızdayız. Oran orantıyı size güzel gene anlattık. Her şeyde bir sıkıntı yoktu. Burada oran orantı işimize yarayacak. Nasıl? Cin soru demişiz. Adam çarpar. Bakın haberiniz olsun. Bir öğrenci bir sınavdaki A tane sorunun X tanesini yanlış yapmış. Bak şimdi soru sayısı kaç? Soru sayısı bu screenshot değil arkadaşlar. SS soru sayısı. Ee, ekran görüntüsü değil yani. O zaman burada diyor sınavdaki A sorusun A tane soru var. Tamam. Ne diyor? Yanlış sorusu. Yanlış soruları X taneymiş. Boşları kaç taneymiş? Boş sorusu da neymiş? Y tane de boş varmış. Peki doğruları nedir bunun o zaman? Bu adam boş durmuyor ya doğru da yapıyordur herhalde. O zaman nedir? X çıkacak, Y çıkacak. Bu da doğrusu olacak. Bu öğrenci sınavdaki soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır? Hocam el insaf ne sayı vermişin ne bir şey. Bir de gitmiş yüzde soruyorsun diyorsundur Allah bilir. Bak nasıl yapacaksın biliyor musun arkadaşım? Bu adamın doğru sayısı kaç? Doğru sayısı doğru sayısı a eksi x eksi y tane. Peki kaç soruda bu kadar yaptı bu adam? A tane soruda. Bak A soru A soru şöyle yapalım. A tane soru A X Y tane doğru. Peki sorum şu. A tane de bu kadar doğru yaptıysa 100 tane soruda 100 soruda kaç doğru yapar? Şimdi doğru orantıda, ters orantıda görmüştük. Soru sayısı arttıkça Doğrular da artar mı? Soru sayısı azaldıkça doğrular da azalır mı? Evet. O zaman ne yapıyorduk biz burada? Çapraz çarpma yapıyorduk. Buluyorduk. O zaman benim bulmam gereken ne? K. O zaman A çarpı K eşittir. 100 çarpı A eksi X eksi Y. Bana ne lazımdı? K. Her iki tarafı A'ya bölersem işte müthiş sonucuma ulaştım. O zaman K dediğim şey neymiş? K dediğim şey 100 çarpı A eksi x eksi y bölü A tane doğru cevap verir. Yüzde kaçını doğru cevaplamıştır? Yüzde bu kadarın işte. Yüzde bu kadarını doğru cevaplamıştır. Şıkların emin ol, böyle olacak. Sen sadece şu basit doğru da, doğrusal e, doğrusal diyorum, pardon. Doğru orantıyı yapman lazım. Ters orantı, doğru orantı bu problemlerde bizim işimize yarıyor. Biliyorsun ki bunu da böyle yapacaksın. Zor bir soru mu? Bence değil. Sadece göz korkutuyor. Hiç sayı yok. Ama ne var? Basit bir soru gözü korkanları çarpar ama gerçekten böyle güçlü olanları ne yapar? Çok rahatlatan bir soru olur. Şimdi geldik arkadaşlar. Yüzdeyi bitirdim. Hocam yüzde bu kadar mı? Bitti mi? Hayır. Çeşit çeşit soru var. Çok fazla soru var. Ama yüzde problemleriyle kar zarar aynı. Bak şimdi birazdan göreceksin. O yüzden fazla uzatmadım. Neyi ne yapacağını nasıl davranacağını söyledim. Geçtim. Şimdi kar zararda ne var hocam? İlk önce tanımlar var. Bunları bilmen gerek. Bak arkadaşım. Tanımlar neler? Tanımlar şu. Maliyet. Maliyet nedir? Çoğunuz biliyorsunuzdur ama bir daha söyleyelim. Maliyet dediğimiz satışa kadar olan harcamaların hepsi. Ben şimdi bir yerim var benim. Diyelim ki kafem var. Kahve alıyorum. Oralara masa alıyorsun. Ne bileyim eleman çalıştırıyorsun. Mesela mal alıyorsun. Para ödüyorsun. Nakliyatı var bunun. İşte bunların hepsine ne yapıyorum? Maliyet diyorum. Yani benim cebimden çıkan para. Satışa kadar olan para. Peki satış fiyatı ne? Satış fiyatı, etiket fiyatı aynı şeydir arkadaşlar. Burada nedir? Bir malın alış fiyatına uygulanan kar zarar durumu. Ya yani kar zarar durumu derken karlı ya da zararlı satışı. Bunun satış fiyatı oluyor. Peki kar nedir? Kar dediğimiz şey zamla aynı şeydir. Burada kar bölü zam değil bu. Kar dediğimiz şey zamla aynıdır. Nedir? Satış fiyatının alış fiyatından büyük olmasıdır. Satış fiyatın daha büyükse nedir? Kar ediyorsundur. Ya da zam nedir? Zam dediğimiz şey, satış fiyatına ya daha doğrusu alış fiyatına eklenen paradır. Bu da da nedir? Miktar dediğimiz şeydir. Peki zarar nedir zarar? Alış fiyatımın satış fiyatından büyük olmasıdır. Bunu da böyle yaptık dedik. O zaman ne yapıyorsun? Alış fiyatın e, satış fiyatından büyükse tabii ki de satarken zarar ediyorsun. Çünkü aldığın fiyat büyük, sattığın küçük. İndirim nedir? İndirim de bak indirim İndirim dediğim şey maliyetin üzerine bir karla satıyorum ya. Satarken indirim yapacağım. İndirimi nereden yaparsın? Maliyetten yapmasın Satarken yaparsın. O da etiket fiyatına uygulanan zarardır. Yani nereye? Satış fiyatına. Dedim geçtiğim Bak şimdi ben sana dedim. Yüzde ile bunlar aynı bak. Yüzde ile bunlar aynı. Nasıl aynı hocam? Maliyeti 200 TL ise yüzde 20 karla. Bak yüzde 20 kar ne demek biliyor musun? 100 liran varsa 20 lira daha koy. Bu ne olsun demek? 120. Ben sana ne demiştim? Biraz önce %20 fazlası demiştim değil mi? %20 fazla deyince ne yapıyordun? 120 çarpı 120 bölü 100 yapıyordun. Burada da aynı muhabbet var. Benim 200 liram varsa %20 karlı satıyorsam hemen ben bunu 120 bölü 100 diyebilirim. Bak çat 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 gittiler. O zaman bunu ne yaparsın sen? 240 TL'ye satarsın. Karlı sattım görüyor musun? Daha fazla. Zararla satarsan hocam bak yine aynı muhabbet %30 zarar. Zarar ne demekti? yüzden çıkar. Yani 70 bölü 100'e satılır o zaman hocam bu. Bak ne kadar zarar ettiğini sormuyor. Zararlı satışı ne kadar diyor. Satışta o zaman 70 bölü yüzdür, Çat 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 gitti. O zaman bu da nedir? 140 TL'dir. Bak burada da baya bir zarar muhabbeti oldu. Geçtik hemen buraya. %20 karlı etiket fiyatından. Dur, dur şimdi o zaman. %20 karlı etiket fiyatı. İlk önce bunu bul. %20 karlı etiket fiyatı. 200 çarpı %20 karlıysa 120 bölü 100 yapıyordum değil mi? Tamamdır. O zaman burada bunu bulayım. Zaten biraz önce bulmuştum aslında. Boşuna buldum. Biraz uyanık olmam lazımdı. Ben olamadım, sen ol arkadaşım. Bir de ki %30 indirimli. Bak etiket etiket fiyatına bir de %30 indirim yapacağız. %30 indirim ne demek? İndirimli satış fiyatını soruyor bize. 70 bölü 100 demek. Çat çat gitti mi? Çat çat bunlar da gitti. O zaman ne oldu? 24 kere 7 168 etti. Hocam nasıl bu kadar hızlı çarpıyorsun? 20 ile çarpıyorum 140. 4 ile 7'yi çarpıyorum 28. 140 artı 28. Daha basit toplamlar 168 oluyor arkadaşım. Gördün mü? Var mı yüzde problemlerinden farkı? Bence yok. Böyle ağzımız açık bakmaya gerek yok. Olay ne? Olay basit. Olay yüzde problemlerin aynısı. Bakalım hemen. Aynısı mıymış? Maliyeti x TL olan bir mala %60 karla bu kadara satılıyor. Ya bir dakika ya bir dakika ya bir dakika ya. Ben x'i ne yapayım ya? Ben bu x'i bir modifiye edeyim modifiye. Nasıl modifiye edeyim? 100 a olsun. 100 a olursa rahatlarım. Çünkü niye yüzde problemi? Kar zarar yapıyorum burada. O zaman bir malı 60 karla satarsan, 60 karla satmak ne demek? 160 a'ya mı satıyorsun demek? Evet. 160 A'ya satmam gerekirken elime yeni bir denklem geldi. O da ne diyor bana? 2x tamam. Eksi 12 diyor. Hallettim hocam. O zaman bak şimdi hemen yapalım. Bu buraya gitsin. Burası 12 oldu. Burası 160. 200'den çıkarsa 200'den çıkarsa 40x kalır. Pardon x nereden çıktı? Burası a olacak artık. Çünkü 100 a demiştik. Burası da a olacak. Peki, peki benim işim 100 a ile mi? Evet. O zaman 2'ye böl. Bak. 6 eşittir 20A mı? Bir daha 40'a bölmeye uğraşma. Pratik pratik. 20A. 20A ise bana 100A, 100A lazım. Maliyeti soruyor. Çünkü maliyeti X liraydı. Her tarafı 5 ile çarp. 30 eşittir 100A. Gördün mü arkadaşım? Sakın burada iki tarafı da 40'a bölme. Neden? Çünkü gerek yok. Vakit kaybı. Hemen böl neye böleceksin? 2'ye böl. Çünkü %100 lazım bana. 2'ye bölersem 20, 20'nin 5 katı. Her iki tarafı aldım. Demek ki 100A 30'muş. Biz de zaten X'e 100A demiştik. X eşittir ne olacak? 30 TL olacak. İşte ısındıysak biraz daha ısınmamız var. Sonra devam edeceğiz. Bir mal A TL'den satılırsa %30 kar, B TL'den satılırsa %40 zarar ediliyormuş. O zaman bak bu A dediğim şey %30 karlı mı? B dediğim şey %30, %40 zararlı hali mi? O zaman ben bunun maliyetini 100 xte der miyim? Derim. %30 karlıysa o zaman A dediğim şey nedir? A dediğim şey 130 xtir. Neden? Çünkü A TL'den satılırsa %30 kar ediliyormuş. Al işte maliyet bu. Bak buna maliyet de. Maliyet. Tamamdır. Maliyeti buysa hemen %30 karla satarsam ne olur? 130 x olur. Peki %40 zararla satarsam 100x zaten bu adam. %40 sarar. 140 çıkaracaksın. O zaman B dediğim şey nedir? B dediğim şey de 60x'tir. Burayı da hallettikten sonra o zaman ne diyorum arkadaşım? A dediğim şey 130x'ti. B dediğim şey 60x'miş. A bölü B'yi soruyordu bana zaten. A bölü B. O zaman nedir? 13 bölü 6'dır. Süper süper süper. Bir sıkıntı yok. Salladık artık ısındık. Antrenmana geçelim. Ne diyor? Bir satıcı bir malı etiket fiyatının üzerinden, etiket fiyatının %40'ına, %40 azına mal edip okuyamadım soruyu berbat ettim. Baştan alıyorum. Bir satıcı bir malı etiket fiyatının %40 azına mal edip yani maliyeti %40'ı daha az etiket fiyatından etiket fiyatının üzerinden %4 indirim yaparak satmıştır. Satıcının karı yüzde kaçtır? Bak güzel kardeşim, güzel arkadaşım etiket fiyatının %40 azına almış. Etiket fiyatım o zaman 100x olsun mu? Ne yaptım? 100x'i ben etiket fiyatı dedim. Etiket fiyatını üzerinden %4 indirim yaparsa bu adam. Bir dakika. Etiket fiyatı 100x. %4 indirim yaparsa 100'e böl 4 ile çarp. 4x indirim yapıyor. Bak 4x indirim. İndirim yaparsa artık bu adam kaça satar? 96x'e satar. Peki peki arkadaşım. Ne yaptı? Etiket fiyatının %40 azına da mal etmiş. Bu etiket fiyatımdı zaten. Etiketin ne yapıyor? Yüzde kırkına da azına da mal ediyor. Yani 60 x'e mi mal etmiş? Al bu da maliyet. Her şey ortada. E peki bu ne? Satış fiyatı. En son sattığı fiyat. indirimli yani fiyat. Tamam. En son en son indirimli sattığı fiyat. Hatta şöyle yapalım. İndirimli satış fiyatı. E satıcının karı nedir? Satıcının karı 60 x'te kaçtır? 36'dır. 36x kardır. 60x de 36x kar. Bak görüyor musun? Maliyetim 60x. Satışım kaç? 96. O zaman karım ne? 36. Bak bu kar 36. Peki 60x de 36 ise ne diyeceğim hemen? Yüzde kaçtır? Kaçtır? K dedim bak. Hemen ne diyorum? Artarsa artar mı? Doğru orantı. Çaprazlamasına yapıştırdın. 60x K eşittir 136 x. Tabii ki de iki taraftaki x'ler birbirini götürdü. Tabii ki de yüzdeki sıfır birbirini götürdü. Tabii ki de 36'nın altısı gitti. Burada 6 kaldı. Burada sadece k kaldı. Karşıda da ne kaldı? 60 kaldı. O zaman neymiş? K dediğim şey yüzde 60'mış. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Siz zaten böyle doğrusal orantı yapmasanız da bulurdunuz. Neden? 60x 36 x 2 mı bunun? Adam bak ne yapmış, 10'a bölmüş, 6 ile çarpmış. Kapış? Gördün mü? 10'a böl, 6 ile çarp. Ne oldu? 36 x oldu. Öyle pratikten de bulursun. Bunlara gerek yok yani. Geçtim bunu. Bir kitapçı, kitap fiyatlarından yüzde indirim yapın, yüzde 20 indirim yapınca satışlar yüzde 30 artıyor. Vay vay vay. Demek ki 100 kişi geliyorsa, 130 kişi geliyor. Ama kitaplar ne oldu burada? 100 liraysa 20 lira düştü. Yani 80 lira oldu. E, kitaptan zarar ediyor ama insandan kar ediyor. Demek ki bu adam kar, kar ya da zararı iyi. Buna göre kitapçının gelirinde kar zarar durumu ne olur? Bak biraz önceki bu neye benziyor? Dikdörtgen sosu. Ben ne dedim sana arkadaşım? Yüzde problemleri dedim ki yüzde problemleri bu kar zararla aynı hesap. O yüzden çok fazla dert etme. Neye dert edeceksin? Sen olaya dert et kendini. Nasıl yapacağım diye. Kitapların fiyatından yüzde yirmi indirim yaparsan. Bak burada Şöyle düşün. Şöyle düşün. Kitap fiyatın diyelim ki 10 lira. 5 kişi alıyordu. Sen 50 TL kazanıyordun. Peki diyelim ki 12 kişi alsın. Şey pardon 12 lira olsun kitap. 4, 4 kişi alsın. Bu sefer kaç kazanırsın? 48. İşte burada senin kar zararın ortaya çıkar. %30 işler artıyor. O yüzden o yüzden biz burada ne diyeceğiz biliyor musun arkadaşım? Kitap fiyatına yine oradaki en sorusu gibi en Hani vardı ya eni boyu diye. Eni eni boyu gibi 10x diyeceğim. Buradaki satışların artma oranında 10y diyeceğim. Bak şimdi benim ilk durumdaki olayım ne? Çok dikkatli izle burayı. Ben normalde kitabı 10x'e satıyordum. 10y kişiye satıyordum. Ben buradan 100xy para kazanıyordum. Ama şimdi ne olacak? %20 indirim yapacağım. %20 indirim yaparsam 10x'e 10x olan şey neye satılır? 8x'e satılır. Artık 8x'e satacağım. İndirim yapınca da 8x'e satıyorum. Peki kişi sayısı ne oldu? 10 taneden nereye çıkacak? 13y'ye çıkacak. Neden? Çünkü %30 kişi artmış. O zaman bu da 13y'ye çıktı. Peki ne oldu bu da? 8 ile 13 çarparsam biraz önce pratiği söyledim. 8 ile 10'u çarp 100 şey pardon 8 ile 10'u çarp 80. 3 ile 24 3 ile 8'i çarp 24. O zaman burası ne oldu? 104 xy oldu. O zaman kar zarar durumu nedir? Yüzde gördüğün gibi 4 bu adam ne yapar? Kar yapar. İşte olay bu kadar pratik, bu kadar güzel. Eni boyu sorusu bu soru. Biri yüzde problemi, birisi kar zarar. Fark eden bir şey var mı? Yok tabii ki de. Bir limoncu 5 tanesini x bölü 3 TL'ye aldığı limonların 6 tanesini x bölü 2 TL'ye satıyor. Bu satıştaki kar zarar durumu ne olur? Bak şimdi arkadaşım benim sana her zaman söylediğim bir şey var. Ben kesirlerle uğraşamam dostum. Ben kesirlerle uğraşamam. Buradaki x farazi bir sayı mı? Bilinmeyen bir sayı mı? Aynen öyle. O zaman ben burada niye bölüyle uğraşayım? Ben niye bölüyle uğraşayım? O zaman ne diyorum bak hem 3'e hem 2'ye bölünüyorsa hatırladın mı? Bak o videoyu izlemediysen bence izle. Kesir problemleri videosunu izle. Çok güzel bir canlı yayındı. Bu arada katılan arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar var. Yorum atan arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Cansınız. Ne diyorum burada bak kesir problemlerinde ben kesirle uğraşmam. Ne diyeceğim hemen? X eşittir 6A diyeceğim. O zaman bak burası ne olacak benim için? 6A bölü 3 2A'ya almış bu adam limonları. 6A bölü 2 3A'ya satmış. Ama nasıl bir satış var? İyi izle. Alışı, alışı yazıyorum bak. Alış. Alış. 5 tanesi 2A'ya alındı. 5 tanesi 2A'ya alındı. Satılırken ne oldu peki? Bak satış. 6 tanesi 3A'ya satıldı. Arkadaşım sakın tanesini bulma bak. Hocam o zaman 2 tane o zaman A tane buradan bir tanesi 2A bölü 5'tir falan filan deme sakın. Ne yap biliyor musun? Genişlet. Çünkü burada kar zarar durumu orandır zaten oran. Hemen genişletmemi yapayım. 6 tanesi 2 aydı. 5 tanesi 2 aydı. 6 tanesi 3 aydı. O zaman ben gereken genişletmeleri yapıyorum. İyi izle şimdi. Burayı 6 ile çarparsan 30 tanesi kaça gelir? 12 A liraya gelir. Hani biraz önce 20 A'yı söylemiştim ya sana. Hani 20 A 100 A 20 A 5 katı 40'ı 20 yap demiştim. Burada da aynı muhabbet. Hemen 30 tanesi her iki tarafı 6 ile çarptım. 12 A'dır. Peki aşağıda 30 tanesi nedir? 30 tanesi bu sefer de 5 ile çarparsın. 15A olur. Gördün mü? Bak adam 12A'ya aldı 15A'ya sattı. Kar zarar durumu nedir diyor? Bir kere kesinlikle 3A kar etti. Peki nerede kar etti bunu? 12A'lık malda 3A kar ederse 100 liralık malda kaç kar eder diye içler dışlar yaparak bunu yaparsın. Ama beni dinleyen bir öğrenciysen sen zaten bu olayı kaptın sen. Nasıl kaptım hocam? Diyeceksin ki 12A'da 3A kar. Bu nedir? 4'e mi bölmüş? 4'e böldüyse %25'tir arkadaşım. Olay bitmiştir. Ama istersen şöyle yapabilirsin. 12A çarpı K eşittir 3A çarpı 100. A'lar birbirini götürdü. 3'ler birbirini götürdü. 4'ler birbirini götürdü. Herkes birbirini götürdü. K eşittir 25 olur. Böyle de yapabilirsin. Sorun değil. Ama ben sana diyorum 12A. Ne yapılmış da 3A'ya gelmiş? 4'e bölünmüş. Peki 4'e bölmek neydi? 1 böl 4. 1 böl 4 neydi? %25'ti. Bunu unutma, kaçırma. Yaptım, geçtim. Maliyeti üzerinden %35 karla satılan bir mala satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Bu malın indirimli satışından 54 TL kazanılmış. Yani kazanç diyor. Burada kardan bahsetmiyor. Kazanç yani elimize gelen paradan bahsediyor. O zaman şöyle diyelim mi biz yine her zamanki gibi. Bak orada yüzde problemlerindeki gibi şöyle diyelim mi. Ee, buna bu mala biz 100x diyelim. Hemen ne yapıyorum? Yüzde 35 karla satıyorum. Yüzde 35 kar 35x mi demek? Yüze böldün 35 ile çarptın. Artık ben kaça satarım bunu? 135x'e satarım. Ama satış fiyatı üzerinden de %20 %20 ne yapılıyor hemen indirim yapılıyor %20 indirim yaparsam ne olur bak 135 x de indirim yani ne olacak 1 bölü 5 demek 5'e böldüm burayı kaç eder sana 27 x eder o zaman 27 x de bu indirim yapacak mı yaptı geriye kaç kaldı 108 x lira kaldı bak ne diyor arkadaşım adam diyor ki bu işten 54 TL kazanç elde ediyor. Kazanç demek gelen para demek. Mesela bir şey sattın kaça sattın 50'ye 50 lira kazandım dersin ya kazanç işte bu. O zaman bu adam kaçmış 54 TL'ymiş. 54 TL ise arkadaşım bu. O zaman her iki tarafı böldüm. O zaman 2x'im neymiş benim? 1'miş. 2x'im 1'miş. İlk satış ilk satış fiyatından kaç TL kar elde ediliyordu diyor. Bak görüyor musun? Ben 100x'i bulmayacağım. Neyi bulacağım? 2x 1 ise 35x kaçtır diye bir soru soruyor. O zaman x dediğim şey ne? 1 bölü 2. Benim ilk karım neydi? İlk karım 35x'ti. 35 çarpı 1 bölü 2'den ne etti? 35 bölü 2 etti. O da ne demektir? 17 buçuk demektir. Demek ki ilk satışından 17 buçuk lira kar etmiş. Bana buna göre ilk satıştan kaç lira kar eder diyor. Böyle pıt 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 yazıyorsun. Gördüğün gibi hep aynı muhabbetler, hep aynı muhabbetler. Şimdi öğrencilerin, sizlerin en çok kafasının karıştığı yerdeyim. Çok temiz bir soru yazdım. Çok güzel bir soru. Lütfen burayı iyi dinle şimdi arkadaşım. 30 TL'ye aldığı yaş üzümleri. Yaş üzümler bir süre sonra kurur mu? Evet kurursa ne olur? Yaşken ağırdır, kuruyken hafiftir. Çünkü çekecek. içindeki sular eriyecek. işte küçük moleküller bir şeyler olacak. Onlara uçacak havaya. Bir şeyler olacak. 30 TL'ye bu arada iyice berbat ettik. 30 TL'ye aldığı yaş üzümleri kuruduktan sonra %20 karla 72'ye satıyor. Bak şimdi %20 karla diyor. Ben o zaman bu mala bu mal 100x'e %20 karla dediğim şey 120x midir? 120x bölü 100 müdür? O da neymiş? 72'ymiş. Bak her tarafı böldün ona. 12'ye böldün her tarafı. Burası 6 geldi. O zaman arkadaşım içler dışlar yaptın. X eşittir ne oldu? 60 TL. O zaman bu karı bırak. Karı bırak. Bunun maliyeti maliyeti neymiş? Kuru kuru şeyin maliyeti, kuru üzümün maliyeti neymiş? 60'mış. 60. 60 TL'ymiş. Ya hocam bir saniye nasıl oluyor ya? Bu adam 30 TL'ye aldı malı. Nasıl 60 TL'ye satıyor? Şey pardon 60 TL'ye maliyet 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 diyor. 30 TL'ye aldı diyorsun 60 TL. Arkadaşım kuruyor ya birazcık bu. Kuruduğunda o zaman değişecek. Bak mesela burada bu adam X kilogram almış olsa, bak X kilogram almış olsa bunun ne oldu? Bu adamın maliyeti eşit olması için Y kilogramı 60 TL'ye satacak. Yani bunlar ne olacak? Adamın bak kar zarar yok. Şu an bu adamda kar zarar yok. Yani 30x eşittir 60y olacak. Peki sadeleştir her tarafı. x eşittir neymiş? 2y'ymiş. O zaman x'in yerine ben ne yazabilirim? x'in yerine 2a yazabilirim. y'nin yerine de a yazarım. O zaman bak benim üzümlerim 2a iken kilosu artık kilom a'ya düşmüş. Ne kadar fire vermiştir? 2a da a kadar fire. Yani 1 bölü 2 bu da ne demekti? %50 fire verdi. Şurayı bir kere daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bak karlı satışını anladık. Demek ki bunun maliyeti 60 lira. Ama burayı okumazsan. Şurayı okumazsan 60 lira. Ama bu 30 liraydı. Çünkü 30 lira da kilogramını çarptın. Benim elimde bu kadar para ödedim ben buna. E şimdi de 60 ile çarpıyorum. Niye? Çünkü bazıları kuruduğu için bu kadar elimde para var. Bunları birbirine eşitliyorsun. Oradan da çok güzel oluyor. Kafam biraz karışmış olabilir, başa al dinle bence birkaç kere anlarsın diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuzda zoru demişiz. Bak burada, bu arada bu da zor bir soru zaten. Yani anlayamazsan biraz daha kas kendini. Ama ben biliyorum ki anlayacaksın. İkisi de zor soru. Bu konunun zor soruları. Peki ne diyor hocam burada? Bir ülkede enflasyon. Bak, enflasyon dediğimiz şey ne biliyor musun? Ülkedeki bir buzdolabına 100 lira ise buzdolabı, bu adam şey bu adam diyorum. Enflasyon ülkedeki artış demektir. Yani mallara gelen zamlar işte ne bileyim işte art yani ülkedeki duruma göre artıştır. Enflasyon oranı %30sa bu mal bir sene sonra 130x olur. Bak bu arada bu adamın maaşına da sen ne diyeceksin biliyor musun? Bu adamın maaşına da 100x diyeceksin. Çünkü niye? Bir adam geçen sene bir buzdolabı alabiliyordu. 100 lirası vardı. yüz liralık 100 liralık malzeme alabiliyordu. Ama şimdi adamın maaşı ne oldu? 117 lira oldu. Bak 117 lira oldu. Zam %17'ymiş. 100'e böldüm. 17 e ekledim. 117 lira oldu. Bu memurun maaşındaki değer kaybı ya da alım gücü ne kadar azalmış diye de sorabilir. Ben o yüzden yazdım buraya. Alım gücü ne kadar azalmıştır? Ya da değer kaybı yüzde kaçtır diyor. Bakın şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki püf noktayı söylüyorum. Çoğu arkadaş bunu anlayamıyor. Hatta ve hatta bazı büyük abilerimiz bile bunda zorlanıyor anlamakta. Ben size buradaki püf noktayı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu enflasyon normalde bizim memurumuza da uygulanması lazım. Daha doğrusu memur diyor burada. Memura da uygulanması lazım. O yüzden bu adamın sen parasını 130 gibi düşüneceksin. Yani buradaki bu para var ya bu para aslında memurun cebinde olması gereken para. O zaman ben bir sonraki seneki paramı 130x diye düşüneceğim. Bak alım gücüm ne kadar düştü? 130x'ten 13x kadar düşmüş, görüyor musun? Niye? Benim maaşım çünkü 117. Hayır arkadaşım benimki 130 olmalıydı. Benim asıl maaşım bu bak. Buna göre hareket edeceksin. Enflasyon uygulanmış para bu. Benim param bu olmalıydı ama şu an ne? 117x. O zaman ne yapıyorum arkadaşım? Ne diyorum? 130'da 13 xe yani ona bölmüş adam Demek ki ona bölmek demek 1 bölü 10 demek. O zaman da bu da %10'dur. Çünkü niye? Her iki tarafı 10 ile genişletirsin. 100 bölü 10 olur. Gördün mü? İşte müthiş bir enflasyon sorusu. Bence çok temiz. müthiş anlattık. Geçtim. Şimdi arkadaşlar çok muhalif bir konu var burada. Ne o? Çok yani böyle karmaşık. Nasıl karmaşık? Faiz problemleri var mı yok mu? Biz neye tabiiz? Okul kitabımıza tabiiz. Okul kitabımızda var mı? Var. O zaman demek ki varmış diyoruz. Geçiyoruz. Şimdi faiz problemleri ultra mega süper kolay. Neden? Çünkü sen kar zararı biliyorsun ya. Faiz aynısı. Faiz aynısı. Ana paraya ne diyorsun? A diyorsun. Faiz oranına ne diyorsun? Zamana T diyorsun. Faize de ne kadar faiz getiriyorsa ona da F diyorsun. Bak, faiz demek kar demek. Yani bana gelen para demek. Tabii ki de bak benim elimdeki para ana para çarpı faiz oranı yüzde neyse bölü neye yapacağım tabii ki de neye bölü yüz yapacağım paramana kadar gelecek peki ne kadar zaman geçti bu kadar zaman geçti bu her zaman bu faiz nasıl söylenir biliyor musun yıllık söylenir yıllık bak yıllık faiz söylenir yıllık faiz oranına göre o zaman ben ne olur bak bir yılda getirilen faiz bana ne yapar a çarpı neye çarpı T. bak A, N, T. Buradan geliyor arkadaşım. Bölü 100. O zaman ne oldu? A, N, T bölü 100. İşte bu kadar. Peki ben yılda bu kadar para alıyorsam, bir yılda bana bu kadar para veriyorsa, mesela bir yılda bana 120, 120 lira para veriliyor. Mesela 120 lira. Tabi yani burada <laughs> neyse bu konuları mı? 120 lira para veriliyor düşün. O zaman ben ayda kaç para alırım ayda? 12'ye bölersen 10 lira alırım. Doğru mu? O zaman 120 bin lira para alınıyorsa ne yaparsın sen onun yıllık parayı? 12'ye bölersin. Bak ay deyince ne yapıyormuşsun? Aşağıya 1200 yapıyormuşsun. Peki gün deseydi o zaman gün olsaydı tabii ayı geçiyorum artık. Gün deseydi de biz yılı 360 kabul ediyoruz. Niye? 12, 12 ay var. Her ayda 30 gün var. 360. O zaman ben ne yapacağım? 360'a böleceğim. Niye? Bir yılda bir para getirirse bir günde 360'a bölünmüş halde olur. Faiz problemleri çok kafa karıştıracak, çok kurcalanacak bir şey değil. Sadece formülü bir yaz geç. Yıllık %60'dan faize yatırılan bir ile yatırılan para kaç ay sonra kendisinin 1 bölü 4'ü kadar faiz getirir? Bak 1 bölü 4'ü kadar. Kendisinin 1 bölü 4'ü kadar. Bu sayı 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman ana param kaç olsun? 4x olsun. Anlaştık. Hatta ana parama direkt 4a diyeyim. Uğraşmayayım. Ana param 4a. Tamam. Bak şimdi. Ana para çarpı faiz oranı bak yıllık faiz zaten yıllık faiz demesi lazım 60. Peki kaç aydan yatacak? Bilmiyorum hocam onu soruyor. Bölü ne kadar diyor? Kaç ay sonra diyor. Ay diyorsa hemen 100'e değil 1200'e bölüyordum. Peki bunun getirisi bana ne olacak? Faiz olacak. Faiz ne kadar getirecekmiş? Ana paramın 1 bölü 4'ü. Ben zaten 4A demiştim. O zaman faiz ne kadar getirecek bana? A kadar getirecek. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şunlar birbirini götürdü. Aşağıda 30 kaldı mı? Götürdü. Bunun altında görünmez bir var mı? Var. O zaman paylardaki çarpmalar veyahut da sayılar birbirlerini götürür. O zaman yukarısı süper oldu. Hatta şurada bir 6 kalmıştı. Onu da götürdüm. Yukarının alayı gitti. Yukarıda bir tek T kaldı. T bölü. E, burası bu arada 5 oldu tabii ki de. T bölü 5 eşittir 1. O zaman T kaç çıktı arkadaşım? T 5 çıktı. İşte 5 aycık kısa sürede bu adam parasının dörtte biri kadar faiz alıyor. Görüyor musun? İşte faiz sorularında neye dikkat edeceğiz biliyor musun? Ne kadar faiz getirdi? Ne kadar parası oldu? Bazen de öyle sorular var. İşte bu soru gibi. Şimdi bak bu güzel bir soru faiz sorusuyla aslında faiz değil yüzde sorusu hatta kar zarar sorusu aynı sorular dedik bunu da söyledik bir daha söyleyelim 3000 TL'si olan bir kişi parasının 3000 TL'si olan bir kişi parasının bir kısmını yüzde 30'dan geri kalan kısmını da yüzde 40'tan faize yatırıyor 16 ay sonra toplam bu kadar parası oluyor bak toplam bu kadar parası oluyor hemen daha sorunun başında çakallı olayı 4360 4360 3 bin lira param vardı. Çıkart. Demek ki bu banka beni kekliyor mu? Ne yapıyor? Nedir durum? Diye bakmak istiyorsan ah senin faiz parana bakacaksın. Faiz parana. O zaman ne yaptık arkadaşım? Parasının bir kısmını yıllık %30 gerisini de falan filan geçtik. Buna göre %40 ile yatırılan kısmı ne kadardır? O zaman %40 yatırılan kısma ben X diyeyim. %30'luk kısmada ben tabii ki de kesir sayı problemlerini hatırlayacaksın. Buna da 3000 bin liraysa param 3000 eksi x diyeyim. Anladık olayı. 16 ay sonra diyor. Demek ki ben ne yapacağım? Aya böleceğim. Şimdi bak benim elimde kaç param var? Ana param 3000 eksi x. Yüzde kaçtan yatırıyorum faize? Yüzde 30'dan. Kaç ay yatırıyorum? 16. Bölü aşağısına olacak 1200 artı x liram param var. Kaçtan yatırıyorum? Yüzde 40'dan. Kaç ay yatırıyorum? 16. Peki kaç ay, ay dediğine göre? 1200. Eşittir. Bu kadar faiz bu banka getirdi. Bu kadar faiz bu daha doğrusu aynı bankaya %30'dan yüzde Bu kadarı bundan bu kadarı bundan faiz geldi. Şu an elimdeki iki tane faizin toplamı mı? Evet. O da nedir? 1360'tır. İşte bu kadar. Şu baştaki olayı çözmen müthiş olur. Dedik geçtik. Peki arkadaşım çok iyi dinle şimdi. Bak 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 olaya bak. Bir sıfır gitti bir sıfır gitti. Bir sıfır gitti bir sıfır gitti. Ben şundan kopmak istemiyorum. Paydalarım aynı ya. Paydalarım aynı kalsın genelde. Onu istiyorum. Bu arada 16 bu da bölündü. İkisi de 8'e bölünür. Bundan 2 kalır. Bu 8'e bölünürse aşağısı 15 olur. Bu gitti bu gitti. Yukarısı 2 olur. Aşağısı 15 olur. Bunu da hallettim mi? Çok güzel hallettim. Şimdi artık olaya biraz daha genişlik katacağım. Burada bak 15'ler kalsın. Ortak payda yapacağım çünkü. Yoksa biliyorsun ki şuradaki 3 ile sadeleşir. Görüyorum arkadaşım. Buradaki 3 ile sadeleştiğini görüyorum. O yüzden ben ne yapıyorum? Hemen burayı patada kütede yapacağım şimdi. 3 kere 2 6. Bir kere şurada bir 6 var. Tamam her şey tamam. Bu arada bak 2'lerle de uğraşmayabilirsin ama uğraşayım artık. Çarptın 6 kere 3 6 kere 3000 18 bin lira para. Eksi 6 kere x 6x. Eksi x oldu. Ortak payda oldukları için 2 kere 4 8 artı 8x oldu. Bölü 15 vardı. Karşıda da 1360 bölü 1 vardı. Şimdi çok dikkatli izle. Şurayı hemen halledelim. 18.000 artı 2x eşittir. 13.360 çarpı 15. Şimdi arkadaşlar bakın çok değişik bir şey yapacağım. Her tarafı ikiye böleceğim. Her tarafı ikiye böleceğim. Bu ikiye bölünür mü? Bölünür. Ne kalır? X kalır. Bu ikiye bölünür mü? Bölünür. Kaç kalır? 9000 kalır. Burası ikiye bölünür mü? Çarpım durumunda. Bak çarpım durumunda bir tanesi bölünecek. Ama toplamsa herkes bölünecek. Burasını bölersem kaç eder? 500'e 180 e eklersem 680 olur. Bak şimdi arkadaşım bu kadar. Olaya bak. 9000 artı x eşittir. 600 ile 15'i çarpsan 9000 eder. 800 ile 15'i çarpsan 120. Biraz önce söylemiştik. O zaman burası da 10.200 lira etti. 10.200 lira etti. Sonra da bir sıfır var zaten. 9.000'i karşıya atarsan olayı bulduk. X dediğimiz şey neymiş? 1.200 liraymış. Demek ki bu adam 1.200 yüz lirasını %40'tan yatırmış. Geriye kalan 1.800 lirasını da bu adam buradan yatırmış. Bence çok temiz, çok düzgün yaptık. Allah var bence sen de beğendin. Geçtim. Teşekkür ederim dedim, geçtim. İşte geldik. Buradayız. Biz bu işte ustayız. Ne bu arkadaşım karışım problemleri? Artık bak yüzde tamam. Ee, kar zarar tamam. Faiz tamam. Bir de karışım var. Bu kadar işte. Bugünlük bu kadar bitiyor. Son sorularımız karışım problemlerinde. Şimdi sana taktiğin kralını vereceğim hiç kafan karışmayacak. Karışım problemleri hiç karışık değil. Neden? Çünkü karışım problemlerinde müthiş bir olay var şimdi. Çok dikkatli izle. Şeker oranı %15'ti. bak yine aynı muhabbet. Yüzde muhabbeti. Yüze böl 15 ile çarp. Yüze böldün bak 200 çarpı 100 15 eşittir 30. Şimdi bak şeker diyor. Sen buraya her zaman şeker ve karışımı yaz. Bu şeker bu karışım. Şimdi birinci karışımda iki tane meyve suyu var karıştırılacaklar. Birinci karışımda kaç şeker varmış? 30. Peki ne kadardı bunun kilosu? Daha doğrusu ne kadardı bunun ağırlığı? 200 gram. Tamam devam. Burada da %10'luk varmış. Şeker oranı %10. Burada ne olacak? %10'u yine 30 olacak. Neden? Çünkü 10'a e, 10 böl 3 ile çarp. 10'a bölersen 10'a böl. 3 ile niye çarpıyorsun ya? 10'a böl. 1 ile çarp. 10'a bölmek demek. 10 bölü 100. 1 bölü 10 demek çünkü. O zaman bu da 30. E bunun da kaç, gram, kaç gramdı bu? 300. Bak. Birincisinde bu kadar var. ikincisinde bu kadar var. Bunları ben karıştırırsam artık ne olur? İçinde 60 şeker olur. 500'de karışım olur. İşte bu kadar arkadaşım. Beni su mu ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey karışımdaki şeker oranı karışımın şeker oranı. İşte bu. 500'de 500'de 60 ise yüzde kaçtır? İşte zaten sen bunu biliyorsun. Her tarafı 5'e bölersin. Ne olur o zaman? X eşittir 12 olur. Ya da içler dışlar yaparsın. 500 çarpı X eşittir. 60 çarpı 100. 100 ile 500 gider. Yine aynı şekilde 12 gelir. İşte bu kadar. Geç bakalım buraya. %20'si şeker olan 40 litre şekerli suyun kaç litresi buharlaştırılırsa. Bu arada arkadaşlar ben size karışım problemlerinde yapılacak formül diye bir şey anlatmadım. Bakın ben formül anlatmam. Biliyorsunuz ki ben formül ezberletmem. Formül vermemeye çalışırız. Niye? Çünkü formül başa beladır. Unutursan kalırsın. Ama mantık daima kalır. Ben bunları ne zamandan biliyorum biliyor musun? 8. sınıftan beri biliyorum. Bayağı olmuş yani ama hala aklımda. Süper. Geçtim şuraya hemen. %20'si şeker olan şekerli suyun kaç litresi buharlaştırsa, suyun kaç litresi buharlaştırsa. O zaman bak şimdi beni iyi dinle. Ben normalde ne yazıyordum? Şeker ve karışım yazıyordum. Bu sefer istisna bir durum yapayım, su da yazayım. Neden? Sen daha net gör diye, daha net gör diye. Öyle yapacağım şimdi. Burada bir karışım değil, başka bir olay var. Çok dikkatli dinle. %20'li demekti. 10'a böl 2 ile çarp. 20 bölü 100. Bir kere daha yazmış olayım. Hemen 2 10'a böl 2 ile çarp. O zaman benim karışımım kaçtı? 40 litreydi. 40'ı 10'a böldüm 4. 2 ile çarptım 8. Bak şekerim ne kadar? 8. Suyum ne kadar? 32. Peki bir şekerli su buharlaştırılırsa hiç şeker, şeker buharlaşır mı? Hayır. Kim buharlaşır? Su. O zaman buradan bir x su gidecek. Peki, şekere giren çıkan veya da hiçbir ekleme çıkarma var mı? Yok. Şekere hiçbir türlü bir, bir, gir, bir girme veya da çıkma yok. Ekleme yok. Peki, karışım ne olacak burada? Su çıkıyorsa bu su tabii ki de karışımdan çıkacak. O zaman bak şimdi arkadaşım. O zaman ne oldu? Karışımdan X litre gitti ve de şekerde bir sıkıntı yok. Su da 32 X oldu ki benim bu olayla hiçbir ilgim hiçbir zaman olmayacak. Bak burada da gördüğün gibi ne oldu arkadaşım? Sana söylediğim olay oldu. Bana ne lazım? Karışım ve şeker. Bak sen anladın mı burası niye 40 x olmuş? Su buharlaşırsa karışımdan gider. Çünkü sudan giden karışımdan gider. Şekere bir şey olmaz. Şeker kaldı. Peki ne diyor bana? Su oranı %68'dir. Hani hocam su ile işin yoktu? hep kardeşim, suysa geri kalan şekerdir. %32. O zaman su oranı %68 ise e şeker de nedir? Şeker oranı da %32'dir. Ya ne kaldı? Ne yapıyorsun? Gerek var mı arkadaşım? Sorun yok ki. Ne susu? Suyu at. Geri kalan şeker. Tamam. O zaman ben ne diyorum bak. 8 bölü 40 eksi x neymiş? 32 bölü 100'müş. %32 bunda ne kadardır diye soruyor. İşte sadeleştirmeler yeniden geliyor. Çat çat. Ne oldu? İki tarafta da varlardı. 8'e bölündüler. 1'e 4. Bunlar da gitsin. Çat çat. Ne oldu? 1, 25. Attın karşıya. 25 eşittir. 40 eksi x mi oldu? x neymiş arkadaşım? Attın karşıya. Bu buraya geldi. 40'tan 25 çıktı. 15. Ne kadar su buharlaştırmışlar? 15 litre su buharlaştırmışlar arkadaşlar. Müthiş. Müthiş. Gerçekten de baya bir iş demek bu. Geçtim. Olayı gördün mü sen? Bak olayı gördün mü sen? Olay su buharlaşması sadece nereden oluyormuş? Sudan oluyormuş karışımdan gidiyormuş yani. Geçelim. Hemen bakalım tuz oranı %20 olan tuzlu su karışımının 2 bölü 5'i kadar tuz. Bak şimdi bak. O zaman benim karışımımın kilogramı gramı belli değilse ben ne diyorum? 100x gram vardır burada. 100x gram varsa bak hemen yapalım burayı. Ne diyorum hemen yine? Karışım var. Bak bir daha gösterelim. Tuz var. Su var. Karışım var. Ama su beni ilgilendirmiyor ama bir kerelik göstereceğim. Karışımım ne kadar bu arada? 100x. E, tuz oranı ne kadar? %20'den 20x. E suyu yazalım hadi. 80x. Diyor ki tuzlu suya karışımın 2 bölü 5'i kadar. Karışım 100x'ti. 2 bölü 5'i kadar. Yani 20x etti mi sana 40x. 40x kadar tuz. Bak ne yaptım? 40x tuz ekledim. Karışımın 7 bölü 10'u kadar da saf su ekliyorum. 7 bölü 10 ne? 10'a böl 7 ile çarp. 100'ü 10'a böl 7 ile çarp. O zaman buraya da 70 x su ekledim mi? Ekledim. Peki bu sırada karışım ne oldu? Karışıma 110 x eklendi. Bak hiç kafanı yorma. Eklendiyse o zaman artık benim karışımım 210 210 x ve tuzum ne benim? 60 x tuzum var. Buna göre yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Bak işte 210 x de 60 sa yüzde kaçtır? K diyorum. Sadeleştirmeleri mi yapayım. X'ler birbirini götürdü. Sıfırlar birbirini götürdü. Hemen attım bunu buraya. 600 bölü 21 oldu. Gördün mü olayı? Burada 6 kalmıştı. Şurada 21 vardı. Bunu buraya atarsam oran orantıda göstermiştik. Değişmez zaten. K kalır burada. 100 buraya gider. E bir de bunu 3'e böleyim. Ne oldu? 3'e bölersem 200 bölü 7 oldu. Ne, ne demek bu? Yüzde 200 bölü 7. Yani 30, 30 civarı bir şey. 30 değil de 29, 28 civarı bir şey. Çünkü 30 kere 20, 30 kere 7, 210 eder. Olayımız bu kadar arkadaşlar. Olayımız bu kadar dediğim gibi böyle bir yüzde olur mu hocam? Olur. Yüzde bu kadar. Kimse karışamaz. O yüzden de bu ısınma sorumu da böyle yapıyorum. Gördüğün gibi hiç kafamı yormuyorum. Yazıyorum. Eklenenleri çıkartılanları yazıyorum. Olay bitiyor. Suyla bir işim var mı? Suyla bir işim yok. Neden yok? Zaten ben buraya 70x diyeceğim diyeceğimi ben bunu direkt karışıma da ekleyebilirdim. Hiçbir sıkıntı olmazdı. Suyu görmezden girebilirdin. Antrenmanımız var. Ne diyor? 250 gram kakao süt karışımında kakao oranı %20'dir. Of şimdi olsa da içsek vallahi ne güzel. Nereden geldi bu soru? Kakao süt or karışımında kakao oranı %20'dir. Bak şimdi. Karışım. Bir de ne var burada? Ben şöyle karışım yazayım. Bir de kakaodan e, kak yazayım. Kakao ya. Kak yazalım buraya. Biri kak biri kar. Yani biri karışım biri kakao. Peki karışımım ne kadardı? 250 idi. %20'si %20'si kakao mu? 10'a böl 2 ile çarp. 10'a böldün 25. 2 ile çarptın 50. İşte bu kadar. Bu karışımın 2 bölü 5'i alınıp ha, bak şimdi bu karışımın 2 bölü 5'ini alırsam ben o zaman bu karışıma ne yapacağım ben? Bu karışımın 2 bölü 5'ini almak ne demek? 5'e böldün 50. 2 ile çarptın 100. 100 karışımdan aldım. Bu arada sen karışımdan 100 alırsan kakao kalmaz öyle. Çünkü homojen olduğu için sen 2 bölü 5'i kadar da kakaodan gider. 2 bölü 5'i kadar da kakaodan gider. 50 idi. Ne oldu? 20 tane kakaodan gitti. 2 bölü 5'i alındı. Tamam. Tamam. Yerine ne yapılacak? Yerine kakao oranı %30 olan aynı miktar başka karışım konacak. Peki kakao oranı kaç? 130. Peki ne kadar gitti karışımdan? 100 gitti. 100 giderse geriye %30 kakao koyacak mıyım? Koyacağım. Bak 100 gram gitti ama yerine 100 gram başka bir şey geldi. Ne geldi? Burada 20 gram kakaodan giderken şimdi ne geldi? Yerine 30 gram kakao geldi. Niye? 100 gramlık mal gitmişti. Yerine 100 gramlık karışım geldi. Bu karışımın da %30'u kakaoymuş. Yani 100'ün %30'u budur. O zaman bak son durum nedir diyor bana. Aynen şimdi son duruma bakıyorum. Yeni kakao durumu nedir diyor. Son durum. Son durum nedir arkadaşım? Yüzler gitti geldi. Hala bende 250 gram var. Peki 20 giderse 30. Ama kakao son raddede 60 geldi. O zaman olay bitti. Bak içler dışlar yapmıyorum. Ne yapıyorum? 250'de 60 ise oran yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır? K'dır. Her iki taraftan sıfır gitti mi? Gitti. Ee, her iki tarafı 5'e böldüm mü? Burada 5 kaldı. Burada 2 kaldı. Peki her tarafı 5'e böldüm mü? O zaman burası ne oldu? Burası ne oldu? 12 oldu. O zaman karışım ne oldu? Karışım eşittir. içler dışlar şimdi yapabilirim. Ama K'yı atmayayım tabii ki de. K burada kalsın. 2'yi buraya gönderdim. K eşittir. 24 oldu. Buna göre elde edilen yeni kakao ne oldu? Böyle oldu. Bakın arkadaşlar bu çok güzel, basit, formülsüz bir olaydır. Sadece geçişleri anlayalım yeter. Hemen başka bir soru var. Ona geçelim. Tuz oranı %20 olan karışımdan 20 gram su alınıp bak şimdi bak 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 bak. Burada son bir sorum kaldı. Zop zor bir soru kaldı. O soru zaten bayacak sizi. Bence onu anlamaya çalışın müthiş bir soru. Tuz oranı %20 olan 200 gram tuzlu su karışımından 20 gram su alınıp 20 gram tuz ekleniyor. Hemen ben o zaman yapayım. Her zamanki gibi ne yapıyorum bak. Her zamanki gibi karışım ve tuz. Tamam. Şimdi karışımım ne kadarmış? 200 grammış. Eyvallah. Yüzde 20. Yüzde demek ona böl 2 ile çarp. Ona böldün 20 2 ile çarptın 40. Tuz oranım yüzde 40. Eyvallah. 20 gram su alırsam. 20 gram su almak nereden götürür bana? Karışımdan götürür. Tuzdan götürmez. O zaman 20 gram gitti. Su alındı. Yerine 20 gram tuz eklendi. Tuzda bir ara önce su alınırsa gerek kalmaz. Ama tuz eklenirse 20 gram tuz olur. Ve bu arada tuz eklersem 20 su gitmişti ama yerine de 20 tuz geldi. Yani sudan azaldı, tuzdan arttı. Yani yoğunluk arttı. Anlaştık bunu. Şimdi burayı bir halledeyim. Burayı bir halledeyim. Çünkü bu eklendi, bitti. Sonra diyor, sonrasına bakarız. Şimdi benim elimde ne oldu? Yeni bir tuz oldu. Yeni bir karışım oldu. Ve bu karışım nedir arkadaşım? Girdi çıktı 20'şer. 200 hala duruyor. Burada da tuzum 60 oldu. Tamam. Bak 1 bölü 5'i alınıp bu karışımın 1 bölü 5'ini alacağım. Yerine aynı miktarda koyacağım. O zaman bak karışımdan gelen ve giden aynı olduğu için Buna eklenen ne olacak? 0. Tamam. Peki 1 bölü 5'e alınırsa 200'ün 1 bölü 5'i nedir? 40'tır. O zaman ne dedim ben buraya? 40 gram alındı. Bak 40 gram alındı. Bu 40 gramın yerine bu arada 1 bölü 5'i alınıyor ya 1 bölü 5'i alınırsa şöyle gösterelim. Burayı çok iyi anlatalım arkadaşlar. Burayı dinleyin. Ben vazgeçtim ondan. 1 bölü 5'ini alırsan buradan 40 gram gider. Bu 40 gramdan tuz da homojen olduğu için 1 bölü 5 kadar gidecek. Yani 60'ı bölersen 5'e 60 bölü 5 nedir? 12'dir. 12 gram gider. Tamam. 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 Süper. Sonra ne diyor? 40 gramı geri koyuyorum. Ama diyor tuz oranı Yüzde on şekilde. Yüzde on ne demek? Ona böl demek. O zaman burayı da 4 oldu. Yeni karışım. Yeni bir karışım ekleniyor. Yeni karışım ne? 40 gram. %10'u tuz olan bir şey. Şurası çok kritik arkadaşlar. Bakın şurası çok kritik. Burayı işte müthiş anlatıyoruz şu an. Bence sen de süper anladın. Biraz video uzadı ama olsun. Bence çok net anlıyoruz burada. İki yüzde altmıştı. Bir bölü alınırsa karışım. 40 azalır. Bu azalma sadece sudan olmaz, tuzdan olmaz. İkisinden de yine oranlı şekilde homojen olduğu için ne olur? Yüzde 1 bölü 5 şeklinde olur. 12 gitti ama gerine geldi. 40 gramlık karışım geldi. Bunun da ne kadarı tuzmuş? 4 gramı tuzmuş. E peki son tahlilde ne oldu bu artık? Son tahlilde tuzla karışımım ne olacak arkadaşım? Bak müthiş izle. Bunlar birbirini götürdü. Hala 200 iken artık benim tuzum da Tuz çok gitti. Gerine 10 kadar geldi. O işte benim için sıkıntı oldu. 60, 48. Burası da 52 oldu. O zaman bana diyor ki buna göre son karışımın tuz aranı yüzde kaçtır? Bak 2 yüzde 52 ise yüzde 2'ye bölersen yüzde 26'dır. Hatta buraya da yüzde 26 yazalım. Soruları böyle çok net buluyorsun arkadaşlar. Çok net bu yolla buluyorsun dedik. İşte geldik zop zor soruya bu zor bu soru var ya müthiş bir soru. Lütfen burayı iyi dinleyip videoyu kapatalım. Zop zor soruyu şöyle bir bakıyorsunuz zop zor soruya. Ne yapacağım? Hemen bakalım. %40'ı X maddesinden kalanı da Y maddesinden oluşan homojen bir karışıma homojen bir karışım A kilogramdır. Bak şimdi %40 diyor ya ben bu A'ya ne diyeyim biliyor musun? 100 K diyeyim. K. 100K diyeyim. Tamam mı? Karışımım A kiloydu. Hayır arkadaşım. Karışımım 100 kilo. Bu bir karışım. Her zamanki gibi yazalım. Karışım. X maddesinden. %40'ı X maddesiymiş. O zaman %40. Yüzün %40'ı 40K'da neymiş? X'miş. Artık benim için X yok. O da X maddesi. Son olarak da kalanı da Y'ymiş. Yani 60K'da neymiş? Y maddesiymiş. Tamamdır. Bu karışımın B gramı bak bölün dökülüp. Şimdi bak burayı çok iyi izlemen lazım arkadaşım. Çünkü müthiş bir olay var burada. Benim karışımım neydi? Karışımım 100X'ti. İçinde Y vardı. Y neydi? 60X'ti. X vardı. Şey K'ydı bunlar. K'ydı. Tamam. <laughs> Buradan ne oldu en son? Burası da 40K oldu. Şimdi ben karışımdan B gram döküp yerine aynı miktarda Y maddesinden ekliyorum. Bak şimdi buradan çıkan B gitti yerine B geldi. Buradan bir değişiklik olmadı. Doğru mu? Peki son durumda karışımdaki Y maddesi nedir? Son durumda %75 ise 75K vardır. Bunun içinde de 25K vardır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi yalnız burada B maddesi kadar dışarı alıyor ya mı? B kilogramı dökülüyor. B kilogram döküldüğü için B kilogram döküldüğü için burada bundan biraz gidecek. Ne kadar gidecek biliyor musun bunda? B'ye ben B demeyeyim de bakın burası çok önemli. Ben burada B'ye tam böyle bunlara uyan bir şey söyleyeyim. 10B diyeyim. B'nin yerine en son 10B yazacağız. 10B diyeyim. O zaman bundan ne kadar gider biliyor musun? 6B gider. Bundan da 4B gider. Neden? Neden? Çünkü karışım homojen ya. Bundan 6 kadar götürür. Bundan 4 kadar götürür. O zaman burada da tabi B'lerimiz ne olacak? 10B gitti. Bak şu an 10B hepsinden gitti. Tamam mıdır? Yerine aynı miktarda Y ekleniyor. Y'ye ne ekleniyor? Yine 10B ekleniyor yerine. O zaman buraya da 10B ekleniyor. O zaman olay ne oluyor şu an? Çok dikkat ediyorsun. %75'e çıkıyor. Yani ben buraya bir de 10B ekliyorum. Bu arada tabii ki de yerine 10B Y'ye ekleniyor. Ben niye buraya X ye ekledim? Hayır. Y maddesini ilave ediyorum 10B'yi. Şimdi çok dikkat et. Çok dikkat et buraya. Çünkü çünkü şu yüzden dikkat et arkadaşım. Burada ne yaptım? Olayım bitti benim. Hallettik. Burada B karışımından gitti. Aynı miktarda Y maddesini ilave ediliyor. Y maddesi son durumda da karışımda Y maddesi %25 ettiğine göre o zaman nedir diyor. O zaman bak şimdi arkadaşım. Y maddesi ilave ediyor ya. Burada 10B kadar Y maddesi gelecek. Buraya 10B kadar Y maddesi gelecek. Burası çok önemli. O zaman bak ne diyorum ben. Şurada 4B çıkmış mıydı? 4B neymiş? 15K'ymış. Burayı anladık. Burada 10B kadarlık Y maddesi geliyor bu arada. Onu da karıştırmayalım. Y maddesinin ben B'lik durumuna bakacağım. Oradan da K'ya geçeceğim. İyi izle. O zaman benim olayım neydi? Burada buna hiç bakmaya gerek yok hatta. Burada giren çıkana. 4B neydi? 15K'ydı. 4B 15K ise 4B 15K ise, o zaman B nedir? 15K bölü 4'tür. 15K bölü 4'tür. Peki ben ne lazımdı bana? 10B lazımdı. Hemen 10B'yi söyleyelim. Çünkü bana A bölü B'yi soruyor ya. A bölü B'de A bölü B'de hemen bunu 10 ile çarptım. 10 çarparsan ne oldu aşağısı? 150K bölü 4 oldu. Peki bana ne diyordu burada? Bana da zaten A'yı soruyordu. A dediğimiz şey ne demiştik biz? Karışımın kendisine 100K demiştik. O zaman buraya da 100K yazarım. İşte olay biter. Olay bu kadar arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar ne olacak? K'lar birbirini götürdü. Yukarıya attın. 4'ü yukarıya attın. Ters çevirip çarptın. 4 bölü 150'den bunlar birbirini götürdü. Burayı da 5'e bölersen 8 bölü 5 olmuş oldu. Hatta 5'e bölersen 8 bölü 3 olmuş oldu. Yani burada y'yi hiç karıştırmadan zaten buradaki x'in azalmasından sen zaten b'nin ne olduğunu çözüyorsun. B'nin ne olduğunu çözersen oradan da B'yi 10B demiştik zaten. B'yi bulduğun için A'yı da geçiyorsun. Arkadaşım çok zor bir soruydu. Bu soruyu anlarsan müthiş olur. Anlayamasan da canın olsun. Çok önemli değil. Bak çok hiç sıkıntı etme. Çünkü çok zop zor bir soru. Bugüne kadar hiç görmemiştim böyle zop zor soru. Artık görmüş oldun. 3 konuyu 4 konuyu birlikte bitirdik. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Biraz uzun bölerek izleyebilirsin diyeceğim ama artık bu videoda anlattık geçti. Artık güzel bir video tekrar tekrar bakarsın. Artık karşında ne var? Ödüllü soru var, güzel bir soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.